Kitap okuma alışkanlığı kültürden kültüre değişiklik gösterse de yaşamı boyunca hiç kitap okumayan yoktur herhalde. Kitap okuyanların farklı tercihleri ve beklentileri vardır okuduğu kitaplardan. Kitap okumak en basit tanımıyla meraktır, maceradır, ilgidir. Yani öğrenmektir aslında. Peki kitap okumanın bilimsel faydaları olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Başladığınız her yeni kitap, limanda demirlenmiş gemiyle denizlere açılmaktır. Bazen durgun sularda, bazen de fırtınalı bir denizde yolculuktur. Her kitap, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar demektir. Hayatımızdan belki hiç çıkmayacak kahramanlarla tanışmaktır. Daha önce keşfedilmemiş ve gizemli yerlerde soluklanmaktır. Her şeyden önce kitap okumanın sınırsız faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bir kitap farklı bir izlenim, farklı bir tat bırakır insanda. Bir de bilimsel olarak kanıtlanmış bazı faydalar bulunmaktadır. Şimdi gelin düzenli kitap okumanın bilimsel faydalarına birlikte bakalım. Kitap okumak hafızayı güçlendiriyor. Kitap okumak ciddi anlamda stresi azaltıyor. Kitap okumak insanların empati duygusunu güçlendiriyor. Kitap okumak beyin fonksiyonlarını ve beynin daha iyi çalışmasını hızlandırıyor. Kitap okumak depresyon ve bunalımdan kurtulmayı sağlıyor. Kitap okumak uykusuzluk problemi yaşayanların uyku düzenini sağlıyor. Kitap okumak insanları sosyalleştiriyor. Kitap okumak bizi iyi bir dinleyici yapıyor. Kitap okumak daha iyi bir yazar olmayı sağlıyor. Kitap okumak açık fikirli bireyler olmamızı sağlıyor. Kitap okumak hafızayı güçlendiriyor. Hatırlıyorum, sizler de hatırlarsınız. Küçükken okula gelen gezici kütüphanelerden bir aydına aldığımız eskimiş, çoğu sayfası çevirmekten olsa gerek aşınmış ve sınırlı sayıda kitaplardan alırdık okumak için. O kütüphanelerden aldığımız kitapların, sınırlı sayıdaki o kitapların bana göre tadı çok farklıydı bugün kitaplara göre. Belki o tadı bir daha alamıyoruz. Fakat kitap okumak için her dönem farklı bir tat bırakıyor insan hayatında. Klişe olacak belki ama neredeyse her yerde kitaplar ve kütüphaneler var artık. İsteyen istediği anda alıp okuyabilir. Fakat buna rağmen ülkemizde kitap okuma oranı beklentilerin çok çok altında olduğu bir gerçek. Yarım bıraktığımız kitapları kaldığımız yerden tekrar okumaya başlayabiliriz.